Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Azerbaycan Türkçesine çevrilen kitabı Bakü'de tanıtıldı. Küresel kaos çağında istikrarlaştırıcı bir güç Türkiye kitabı Cavit Veliyev tarafından Azerbaycan Türkçesine kazandırıldı. Şimdi Bakü'ye gidiyoruz. Sözü TRT muhabiri Fatih Avanos ve konuğu Air Center Türkiye masası şefi Veliyev'e bırakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni bir kitabı yayınlandı. Küresel kaos çağında istikrar sağlayıcı bir güç Türkiye başlıklı bu kitap. Zannediyorum içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte dünyada küresel çapta yaşanan sorunlara önemli ışık tutacak değerde nitelikte bir kitap olduğu görülüyor ve yine küresel sistemin bir tür kaos yaşadığı günümüzde Türkiye'nin tezlerini ve istikrar sağlayıcı rolünü burada anlatıyor. Birçok ülkede bu kitap yayınlanıyor ve Azerbaycan'da da Azerbaycan Türkçesine çevrildi. Sayın Cavit Valiyev tarafından kendisi Azerbaycan Uluslararası Araştırmalar Analiz Merkezi Türkiye Masası Şefi kendisi. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Kitap da hemen arkanızda duruyor. Yaşadığımız süreç gerçekten zorlu ve siz de bu anlamda kitabı da ele aldınız. Azerbaycan Türkçesine çevirdiniz. Bu anlamda da uzmanlığınız da var. Öncelikle nasıl değerlendirirsiniz kitabı? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle dünyamızı mevcut uluslararası ilişkiler sisteminde yaşanan anarşik bir durumu, istikrarsız bir durumu, derinlemesine anlamamız açısından bu kitap oldukça değerli bir kitaptır. Zaten bunun Azerbaycan Türkçesine tercüme edilme nedenlerinden biri de buydu. Böyle bir çağda Türkiye'nin oynadığı önemli bir rol vardır. Ve bu rolün anlatılması açısından ayrıntılı bir şekilde akademik çerçevede anlatılması açısından da oldukça değerli bir kitaptır. Bu aynı zamanda Azerbaycan'da Türkiye'nin dış politikasının, Türkiye'nin dünya vizyonunun, dünyaya bakış açısının anlaşılması bakımından da oldukça değerli bir kitaptır. Bunun Azerbaycan'da akademisyenler, uzmanlar ve gazeteciler, politikacılar tarafından anlaşılması için bu kitabın Azerbaycan Türkçesine çevrilmesine karar verdik merkez olarak ve bunu biz Azerbaycan Türkçesine çevirdik. Ve burada en önemli noktalardan biri bence budur. Azerbaycan da Türkiye gibi uluslararası adaletsizlikten, bu uluslararası nizamın olmamasından, istikrarın olmamasından en çok zarar gören devletlerden biridir. Bu anlamda uluslararası kuruluşların görevlerini yerine getirememesi veya bu mevcut uluslararası ilişkiler sistemindeki uluslararası hukukun kurallarının yerine getirilmemesi, adaletsizlik 40-30 yıldır BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarının uygulanmaması ve bunun sonucunda Türkiye ile Azerbaycan birlikte bunu gerçekleştirilmesi, uluslararası hukuka uygun bir şekilde 44 günlük vatan savaşının sonucunda Karabağ topraklarını işgalden kurtarması, bu süreçte Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği manevi destek, bütün bunların hepsi onu gösteriyor ki Azerbaycan ve Türkiye'nin uluslararası iş sisteme, bölge meselelerine bakışı aynıdır. Ve bu anlamda bu kitabın Azerbaycan toplumu tarafından da okuması ve Türkiye'nin dış politikasının sürekli olarak yenilenen, güncellenen, kuvvetlenen Türkiye'nin dış politikasının anlaşılması açısından doğru kitap olduğunu düşündük ve Azerbaycan Türkçesine çevirdik ve bugün de bunun tanıtımını yaptık Azerbaycan'da. Efendim hayırlı olmasını diliyoruz. Elinize, emeğinize sağlık diyoruz. Sizlerin de çok emeği geçti. Çok teşekkür ediyorum ve ben bu kitabı tercüme etmekten çok büyük memnun oldum ve kendim de bu kitaptan birçok uzun yıllardır Türkiye meseleleriyle ilgilenmeme rağmen bu kitabı çevirdiğim zaman kendim de birçok meselede daha sistematik, daha detaylı meselelere hakim olmam açısından faydalı oldu. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Küresel kaos çağında stratejik istikrar sağlayıcı da bir güç Türkiye. İşte kitap Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de satışa çıkmıştı. Azerbaycan Türkçesine de çevrildi. Bugün de Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi'nde Mini'de bir konferans düzenlendi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'da alanında uzman isimler, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de yine burada analiz merkezinde bu kitabın tanıtımı ve yine önümüzdeki küresel sorunlara değinen önemli bakış açılarıyla birlikte zengin bir tanıtım olduğunu ifade edelim. Başkent Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım.